Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Her gün bambaşka konuları değerlendiriyoruz. Bugün de yine hem ülkemizi hem de dünyamızı yakından ilgilendiren iklim krizini konuşacağız. Doktor Okan Bozyurt bizlerle, iklim bilinci. Öncelikle hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam Haziran ayının sonundayız ve henüz tam olarak havamız ısınmış değil. Hatta Eylül sonunda da şunu görebiliyoruz ki Eylül ayında da yaz sıcaklıklarını yaşayabiliyoruz. Acaba bu bağlamda iklimdeki değişikliği sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi aslında burada şöyle bir yanılgı var. Mesela hala havalar ısınmadı diyorsunuz değil mi? Aslında bilimsel olarak bakıldığında zaten aslında yaz 21 Haziran'da başlıyor. Yani yarın başlıyor aslında. Sonbahara baktığımız zaman 23 Eylül'de başlıyor. İşte kışa baktığımız zaman 21 Aralık, bahara baktığımız zaman 21 Mart. Yani bu şu demek oluyor aslında. Bizim hani ilkokuldan beri bize öğretilen bir takım bilgilerde biraz yanlışlıklar var gibi geliyor. İşte bize sorulduğu zaman yaz ayları nedir? Haziran, Temmuz, Ağustos diyoruz değil mi? Aslında öyle değildir. Evet. Bilimsel olarak bakıldığında öyle değildir. Çünkü Haziran ayının 1/3'ü ilkbahardır, 1/3 aslında yazdır bakıldığı zaman. Ve dolayısıyla aslında 21 Haziran biliyorsunuz gün dönümü aynı zamanda yılın en uzun günleri ve ondan sonra da artık Kuzey Yarımküre'de yazın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Elimdeki verilere baktığım zaman da zaten artık önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını görüyorum. Yani bu bilimsel anlamdaki yaza uygun bir aslında durum. Bunu insanlar mevsim kayması olarak nitelendiriyorlar. Ben buna inanmıyorum, onu söyleyeyim. Yani mevsim kayması yok ama tabii ki bir iklim krizi var. Bir dünyada genel olarak bir ortalama sıcaklıklarda bir yükseliş var ve 1880'lerden bu yana baktığımız zaman sıcaklık verilerine, ki az önce mesela elimde bazı veriler vardı, okyanus suyu sıcaklıkları da öyle çok yükselmeye başladı şu anda, deniz suyu sıcaklıkları. Evet. Bu tabii ki bir iklim krizinin aslında bir habercisi olarak ben bunu görüyorum. Evet. Peki hocam, biz hatırlayacaksınız pandemi sürecinde havamız gayet tertemizdi. İşte araç egzozlarından kaynaklandığı söylendi. Bununla birlikte Marmara Denizi'nde yunusları gözlemleyebildik. Demek ki insanların da katkısı oldukça fazla. Bu konuda iklim karşısında, iklim değişikliği konusunda insanlar aciz mi, yoksa gerçekten bu değişikliği insan kendi eliyle mi yapıyor? Aslında zaten iklim değişikliğine bu sefer biz yol açtık. Çünkü bu antroposentrik diyorum ben bunu her zaman için. Yani insan kaynaklı bir iklim değişikliği. Ama dünyanın jeolojik dönemlerine baktığımız zaman aslında iklim hep değişmiş. Yani iklim sabit değil. Mesela buzul dönemleri olmuş biliyorsunuz. Buzul arası dönemler olmuş. Ama o dönemde tabii insanoğlu yeryüzünde yoktu, olsa da çok ilkel düzeyde yaşıyordu ve atmosfere bizim hükmetme gibi bir şansımız yoktu. Ama sanayi devriminden itibaren, yani 1783-84'te başlıyor biliyorsunuz Büyük Britanya'da. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren ve 20. yüzyılla birlikte atmosfere aşırı miktarda sera gazları pompalamaya başladı. Ve bunu önceleri atmosfer tölere edebiliyordu, dünya tölere edebiliyordu. Fakat artık kentleşmeyle beraber işte yapılaşma, yoğun yapılaşma ve özellikle nüfusun artması, bir de artı araba egzozlarının karışmasıyla beraber artık atmosfer bunu tölere edememeye başladı. Çünkü okyanuslar ve ormanlar bunu emmeye çalışıyor, bu fazla miktardaki gazı. Ama şimdi artık onların da kapasitesini aştığımız için atmosferde devamlı düzenli olarak birikmeye başladı. Bu birikmeye başlayan gazlar neler? Başta karbondioksit, daha sonra metan ve gibi bir takım sera gazları. Peki sera gazları nedir? Biraz da ben çok kısaca ona bir parantez açmak istiyorum. İşte güneşten gelen ışınlarla beraber yeryüzünde bir ısı yükselişi var. Bu ısı yükselişiyle beraber daha sonra ne oluyor? Yeryüzünde bir sıcaklık depolanmaya başlıyor. Ondan sonra da işte bu sıcaklık depolanmasının uzaya kaçması engellenmiş oluyor. Yani aynı bildiğiniz tarımda kullanılan bir sera mekanizması gibi. O yüzden işte biz buna sera etkisi adını veriyoruz. Peki hocam, birçok şey aslında bizim elimizde. İşte iklim krizinin önüne geçilebilmesi için, su kıtlığının önüne geçilebilmesi için bir takım yayımlar yapılıyor, bir takım veriler paylaşılıyor. Evet. Son veriler nedir? Yani böyle tam sınırda mı geziyoruz? İşte her gün barajdaki doluluk oranları açıklanıyor. Nedir Türkiye'nin durumu ve dünyaya baktığımız zaman durumumuz ne durumda? Şimdi aslında bizim biliyorsunuz yani 2022-2023 kış mevsimine baktığımız zaman son 60 yılın en kurak mevsimiydi. Çünkü veriler onu gösteriyordu. Tarımsal kuraklık sınırına gelmiştik. Zaten hidrolojik kuraklık artık son aşamasındaydı. Hatta pek çok barajlarda su seviyeleri tek haneli rakamlarla telaffuz ediliyordu. Yani %10'un altındaydı. Ama son yağışlarla beraber, ki ben bunu daha önceki açıklamalarımda da hep söyledim zaten. Ben bu sene ilkbahar ve özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran ayında umutluyum demiştim.
Bunu özellikle pek çok haber kanalında dile getirmiştim ve nitekim benim o tahminler, öngörüler doğru çıktı. Ve şu anda aslında pek çok barajlarda %50'nin üzerine çıktı. Hatta bazı yerlerde %100'e yakın çıktı, bakın %100'e yakın. Ama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki barajların ortalama doluluk oranları şu anda %50 seviyesinde. Aslında bunu her şeyde iklime bağlamamak lazım. Bu biraz bizim kafamızdaki su yönetimi kavramı ile ilgili ve su sarfiyatı ile ilgili, yani su israfı ile ilgili. Mesela bu yağışlar inanın 80'li yıllarda olsaydı, o zaman bu barajlarda doluluk oranları %100'e yakın olurdu. Ama şimdi siz de takdir edersiniz, yani artık şehirlerde hızla büyüyor. Hızla bir, hala köyden kente önlenemeyen bir göç yükselişi var biliyorsunuz. Ve dolayısıyla bu da artan su ihtiyacı demek. Ve dolayısıyla tabii ki ne kadar yağış olursa olsun maalesef bir de su israfını önüne geçemediğimiz için hala barajlar istenilen doluluk düzeyine ulaşamadı ama %50 seviyelerine geldi diye de düşünüyorum. Bu bile bizim için bir kazanç diye düşünüyorum. Peki biz şunu çok iyi biliyoruz ki en fazla suyu hem Türkiye'de hem de dünyada tarımda kullanılıyor. En fazla su tarımda kullanıldığı için bunu nasıl dengelemek gerekiyor peki? Şimdi bunu nasıl dengelemek lazım? Mesela modern tarım teknikleri var biliyorsunuz. İşte damlama sulama gibi, yağmurlama gibi. Biz o sulama teknikleriyle birazcık bu hani aşırı su sarfiyatının önüne geçebiliriz. Tabii ki suyu direne etmemiz lazım. Bir de aynı zamanda vahşi sulamadan kaçınmamız lazım. Zaten vahşi sulama hem su sarfiyatına yol açıyor hem de aynı zamanda toprağın da verimsizleşmesine yol açıyor. Çünkü neden? Aşırı derecede suladığınız zaman daha sonra ani gelen sıcaklıklarla aşırı buharlaşma sonucunda toprakta bir tuzlaşma meydana geliyor. Ve bu da toprağın halojen bir yapı kazanmasına, halojen yapı kazandıktan sonra da o tarımsal anlamda rekoltenin verimi düşmesine sebep oluyor. Evet. Peki hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Biz haberlerimizde vermiştik. El Nino sıcakları gelecek, gelecek. İşte yazı kavuracak ki geçtiğimiz yaz da bunun ayak izleri vardı. Bugün de baktığımız zaman haberlere son olarak son rakam 166'ya yükselmiş. Hindistan'da aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenler diye. Peki bu yaz 2023 yazını nasıl bir sıcaklık artışı bekleniyor işte Türkiye genelinde, onu da hemen soralım. Şimdi benim bir de YouTube kanalım da var, bunu da hemen belirteyim. YouTube kanalımda her hafta ben düzenli videolar çekiyorum, böyle açıklamalar yapıyorum. Bugün hatta yeni bir videom devreye girdi saat 12'de. Orada şunu açıkladım ben, bakın Haziran ayı böyle geçecek ama Temmuz ayının ilk yarısı da biraz mevsim normallerinin altında fakat biz gerçek yaza Temmuz'un 20'sinden sonra ulaşmaya başlayacağız dedim. Özellikle Ağustos ve Eylül ayları bu sene oldukça sıcak geçecek. Hatta Eylül ayı son yılların belki en sıcak Eylül ayı olacak diyebilirim demiştim orada. Ama El Nino yıllarıyla ilgili benim de elimde de bazı istatistikler var. Siz de takdir edersiniz. Çünkü iklim bilimci olunca bizim işimiz verilerle oluyor biliyorsunuz. Evet. El Nino yıllarına baktığımız zaman Türkiye'de genelde kışların daha yağışlı geçtiğini görüyoruz. Yani geçen seneki gibi böyle kurak kışlardan ziyade genelde yağışlı geçen bir kışlar var. Hava sıcaklıkları tabii yaz burada çok önemli tabii ki. Yağışlı geçen kışlar ama bir de biraz daha ılık geçen kışlar buna eşlik ediyor El Nino yıllarında. Ama bazı El Nino yıllarına baktığımız zaman da aşırı soğuk ve kar yağışlı kışlar da tabii ki gündeme gelmiş. Burada hemen şunu belirteceğim. Dünyanın tek iklimde söz sahibi El Nino veya La Nina değil, onu da söyleyeyim. Mesela dünyada pek çok segment var. İklim çok kaotik bir yapı. O kadar karmaşık bir yapı ki yani mesela güneş aktiviteleri var, okyanus akıntı sistemleri var. Mesela bizi en yakın etkileyen, bu coğrafyayı en yakından etkileyen Kuzey Atlantik ve Arktik salınım var. Mesela Golf Stream akıntısı gibi, aslında onlar bize daha yakın mesafe olarak. Çünkü El Niño ve La Niña aslında Pasifik Okyanusu'nda olan bir fenomen. Ama bu bütün dünyanın ortalama sıcaklığını etkilediği için dolaylı olarak da bizi etkiliyor. Ama bizi daha yakından etkileyen sistemler de var. Dolayısıyla El Niño yıllarında şöyle olacak veya La Niña yıllarında şöyle olacak gibi karakteristik bir tablo çizmek iklimde çok zor. O yüzden yani genel bir model var ama bizi yanıltabilir diye de düşünüyorum tabii ki. Peki hocam, sizi mutlaka akademisyenler olarak bir araya geldiğinizde Türkiye için şöyle önlemler alınmalı. İşte suyu bölgesel olarak, işte belki belediyeler olarak, hani işte büyük şehirlerde daha fazla fabrikalar var. Böyle önerileriniz oluyor mu sizin de? Benim zaten TRT'de de açıklamalarım oldu. Paris İklim Anlaşması biliyorsunuz geçen sene Türkiye müdahil oldu, buna imzaladı. Mecliste onaylandı. Şimdi tabii ki Avrupa'dan bize para akıyor şu anda. Yeşil Fondan bize para geliyor. Hatta yanılmıyorsam 3.2 milyar dolardı. Ama bu para niçin aktarılıyor? Belli kalemlere aktarılıyor. Mesela nedir bu? İşte sanayide yeşil devrim. Bakın ulaşımda yeşil devrim, tarım ve hayvancılıkta yeşil devrim ve kentleşmede yeşil devrim başlıklarında bize paralar aktarılıyor. Bir de eğitimde yeşil devrim tabii ki. Peki kentleşmede nasıl olacak bu? Mesela işte mantolanmış binalar, yalıtımı iyi yapılmış binalar.
Tabii ki ondan sonra yapılaşmada tabii ki çok önemli bir takım tekniklerin olması lazım. Yani mümkün olduğu kadar ekokent tarzı ve alternatif enerji kaynaklarının daha çok kullanıldığı, rüzgar ve güneş enerjisinden özellikle daha çok faydalanıldığı bir kentleşme modeli bize dayatılmaya çalışılıyor. Aynı zamanda tabii ki mümkün olduğu kadar fosil yakıtlarıyla değil de daha çok işte alternatif enerji kaynakları, mesela jeotermal gibi enerji kaynakları ısıtılması gündeme geliyor. Peki sanayide yeşil devrim nasıl olacak? İşte fosil yakıtların terk edilerek bunun yerine mesela işte jeotermal enerji gibi bir takım alternatif enerji kaynaklarının kalori miktarının yüksek olduğu enerji kaynaklarının fabrikalarda kullanılması tabii ki gündeme geliyor. Çünkü neden alternatif enerji kaynağı diyorum? Bunların kaynağı doğa ve bunların atık maddesi de doğaya zarar vermiyor, atmosfere zarar vermiyor. Dolayısıyla biz iklim değişiminin ancak bu şekilde önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Peki ulaşımda yeşil devrim nasıl olacak, yeşil dönüşüm? Ulaşımda da biliyorsunuz hibrit modelli araçlar şu anda piyasada özellikle çoğalmaya başladı. Ve tamamen elektrikli araçların piyasayı tamamıyla artık kaplaması, ele geçirmesi, artık fosil yakıt kullanılan araçların piyasadan silinmesi ya da trafikten artık men edilmesi gündeme geldi. Bunlar da tabii şu anda tartışılan konular arasında. Yani eğitimde de işte tabii coğrafya ve coğrafi içerik derslerin çok önem kazanması. Çünkü bunların hepsi aslında coğrafyanın bir konusu. Ve özellikle bunları aslında ilk orta ve liselerde hem sayısının artırılması hem de seçmeli dersten çıkıp zorunlu ders haline getirilmesi ve bu dersleri de coğrafyacıların vermesi tabii ki gündeme geliyor. Yani bu başlıklar altında bunları sayabiliriz. Peki hocam, tahmin edersiniz ki 7'den 77'ye herkes sizi izliyor, takip ediyor. Son olarak onlara ne yapmaları gerekiyor? Bir damla bir avuç su değil de bir damla suyun bile ne kadar çok değerli olduğunu sizin değerli yorumlarınızla alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi aslında her şeyden önce su bir hayattır. Bu yağışlar bizi yanıltmasın. Ben her zaman söyleyeyim bunu. Pek çok kanalda da dile getirdim. Şimdi tamam, barajlarda doluluk oranları fena değil. Hatta daha da yükselmeye devam ediyor. Ama artık genel bir kuraklık içindeyiz. Onu söyleyeyim. Çünkü bakın IPCC senaryolarına göre, NASA'nın çizdiği senaryolara göre 2100 yılına kadar dünyada ortalama sıcaklıklar 4 ile 6 santigrat derece artacağı yönde maalesef olumsuz bulgular var. Ve bu senaryolar gerçekleşecek gibi duruyor. Bu şu demek, bakın ben size şöyle sadece çok kısa bir şey yapacağım, bir istatistik çıkartacağım. 1880'lerden günümüze kadar dünyada ortalama sıcaklık sadece 1 santigrat derece arttı. Bakın 1880'lerden günümüze kadar bu 1 santigrat derecelik artış bize bu doğal afetleri beraberinde getirdi. Bir de 2100 yılına kadar bu 1 santigrat derecelik artış yanına 4 santigrat derece veya 6 santigrat derece artışı ilave edin. Bunu şu anda kapan hayal bile edemiyor. Yani inanılmaz bir aslında bir kitlesel yok oluşun bile eşiğine gelebiliriz. Yani onu söyleyeyim. Bizi olmasa bile pek çok canlı türünü olumsuz yönde etkileyecek. Milyonlarca canlı şu anda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Ve artık su bizim için ileride çok hayati bir noktaya gelecek. Ve belki de su savaşları yaşanacak. Bizim gibi ülkelerde, mesela Orta Doğu ülkelerinde su savaşları yaşanacak. O yüzden artık suyu israf etmemeliyiz. Suyu gerçekten çok tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü artık o noktaya geldik. Yani her şey bizim için lüks olmaya başladı diyebilirim. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki hocam. İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.